Tanzimat dönemi sanatçılarından şimdi sırada İbrahim Şinasi. Arkadaşlar Tanzimat dönemini Berke mi? Modern şiirin Türk edebiyatına yol açıcısı. Ve divan edebiyatına ilk tokatı atan hepsi burada. Bak şimdi. Modern Türk edebiyatının kendileri öncüsüdür. Ve batı tarzı Türk edebiyatının yol açıcısıdır. Demek ki batı tarzı Türk edebiyatının yolun ilk kim açtı arkadaşlar? Şinasi. Akıl, medeniyet, hak, hukuk kavramlarını bugün biliyorsak kimin sayesinde biliyoruz? Şinasi sayesinde ilk defa getirdi. Hangi akımdan etkilenmişti? Klasizm. Doğru mu? Şairlerden klasizm. O zaman biz klasizmden etkilenen diğer kişileri sayalım. Ahmet Vefik Paşa, tiyatro ama olsun yazalım. Direktör Ali Bey. Demek ki bunlar da karşımıza çıkar. Şimdi buyurun bakalım. Akıl, medeniyet, kanun, hak gibi konular arkadaşlar ilk defa Türk edebiyatında işlemesi onun ne yönüdür? Öncü yönüdür. Türk edebiyatının seyrini değiştirdi. Seyir değişti arkadaşlar. Çünkü divan şiiriyle beraber ilk yol ayrımı oldu. Nereden olacak? Nasıl oldu yani? Bir, padişaha kaside sunma anlayışını kırdı. Bitti. Demek ki padişaha kaside sunmaz. Geldik buraya. Şiire müstakil isimler verdi. Eskiden neydi? La Gazelle'se başında Gazelle yazıyordu. La Kaside'se başında Kaside yazıyordu. Şimdi arkadaşlar bakın. Padişaha kaside sunmadı. Gördüğünüz gibi. Ve şiire müstakil isimler verdi. Ve kaside formunun kurallarını alt üst etti. Yani kasideyi belli kurallara göre yazmak zorunda değiliz dedi. Ve bu yönüyle bizim için ünlüdür. Bak. Şinasi ve Hamit. Hamit dediğim Abdülhakamit Tara. Şinasi divan edebiyatına ilk tokadı patlattı. Anlaştık mı? Divan edebiyatına ilk tokadı kim attı? Şinasi. Peki divan edebiyatını kim devirdi? Hamit. Abdülhakamit Tara. Bu ayrıma varım. Bakın safi Türkçe çok önemli. Safi Türkçe ne demek? Saf Türkçe. Sade Türkçe. Müntabat-ı Eşar adlı şiir kitabına safi Türkçe notu düştü. Yani sade dille yazılmıştır. Notunu ne yaptı? Düştü. Nereye düşmüş? Müntabat-ı Eşar. Şiirlerden seçmelere düştü. Bak, şiir, makale, tiyatro, fal bir sürü türde eserler verdi. Ama bir roman yazmadı, bir hikaye yazmadı. Şiir çevirileri yaptı, ilk şiir çevirilerini. Ama sadece bu adam yapmadı ki ilk şiir çevirilerini. Ben sadece onun adını anmamıştım ki. İlk şiir çevirilerini iki kişi. Bir tanesi İbrahim Şinasi. Öbürü kimdi arkadaşlar? Ethem Pertev Paşa. Demek ki Şinasi ile Ethem Pertev Paşa ilk şiir çevirilerinde bilinmesi gereken nelerdir? İsimlerdir. Anlaştık? Devam. İlk Türk Rönesansçısı Şinasi. Yani ilk Türk yenilikçisi Şinasi. Bakın bir sürü ilki yaptı. Normal. Akıl. Akıl kavramını önemsedi. Ne dedi hocam? Ne dedi bak. Dilin iradesini başta akl eder tedbir. Başta akl eder tedbir diyerek aklı vurguladı. Peki Şinasi'yi ezbere bilmeyelim. Hocam Şinasi'nin yenici yön hakkında biraz bahsedelim, konuşalım. Bak, Şinasi'nin yenici yönünü iki yerde göstermek istiyorum. Bir münacat, iki kaside. Şimdi bak, münacat bir nazım türü arkadaşlar değil midir? Allah'a yakarış anlatır değil mi? Formu vardır. Kaside bir nazım şekli değil midir? Şimdi bakın, yenici yönü derken demek ki bunları değiştirecek. Bu divan edebiyatı nazım türüyle bu divan edebiyatı nazım şekli değişik şekilde karşımıza getirecek. Nasıl yani? Bak! Bunun münacatı eski tarz değildir. Malzeme yığını yoktur. Yani Allah yakaracaksa direkt yakarır. Bak o yüzden doğrudan Tanrı fikri var. Malzeme yığını yoktur. Fazla da böyle süsleyici sözler söylemez. Kaside. Kaside de Reşit Paşa yazıyor. Bak hükümdara yazmadan Reşit Paşa yazıyor. Kaside formunun kurallarını alt üst ediyor. Kasidenin yapısını bozuyor. En bombası burada. Kaside de medeniyet resulü
ve reisi cumhur ifadelerini kullanıyor. Hangi ifadeleri kullanmış? Medeniyet Resulü, reisi cumhur, cumhuriyetin, cumhurun. Yani diyor ki burada cumhur halkın reisi, medeniyet Resulü, medeniyet elçisi ifadelerini kullanarak büyük bir yenilik yapıyor. Peki münacatın içinden bir bölüm alıyorum ve şuraya koyuyorum. Beraber bakın. Diğerlerinin hepsinde. Mesela arkadaşlar, ziyayı akl ile tefriki hüsnü kup olunur. Akıl imanı karanlıktan aydınlığa çıkarır derken nereye vurgu yapıyor? Aydınlığa ne yapıyor arkadaşlar? Vurgu yapıyor. Ve akla vurgu yapıyor. Ben buradan hani buraya çıkardım dedim ya arkadaşlar, asıl çıkartacağım buraydı. Yani asıl çıkartacağım biraz önce oraya dedim. Ama benim asıl kastedeceğim burası. Anlaştık mı? Burada sadece aklı vurguladığını gördük. Şu anda Şinasi neyi vurguladı? Aklı. Zaten bu akıl ve pozitivizm konusunda da arkadaşlar, Rönesans konusunda da Auguste Comte'dan etkilenmiştir. Comte'dan etkilenmiştir. Şimdi asıl buraya çıkarttık dedik ya, şimdi asıl yeri söylüyorum. Münacatından alınan bir yere beraber bakalım. Bakın münacat, Allah'a yakarış. Yakarış var ama sorgulayıcı bir yakarış. Bakın, vahdeti zatına. Yani diyor ki Allah'a, zatının vahdetine, birliğine aklımca şehadet lazım. Canı gönlümle, canım ve gönlümle münacat, ibadet lazım. Yani diyor ki adam, Allah'ın birliğine de şehadet lazım diyor. Yani Allah'ın birliğine benim şahit olmam lazım diyor. Somut delil arıyor. Yani delil arayıcılığı yapıyor. Yani arada bir, bu nedir arkadaşlar? Çok riskli bir bölgede. Nedir? İnanç boyutundan her tarafa dalgalanabilir. O yüzden riskli bir bölgede. Anlaştık mı? Şu an Şinasi neydi bir kişinin şöylece bir kafamıza yazmış olduk mu? Şimdi eserlerine geçelim. Şiir, Tercüme-i Manzume adı üstünde. Şiir çeviriler. Yalnız bunun adı birinci baskıda değerli kardeşim. Birinci baskıda, eserin birinci baskısı şöyleydi. Fransız lisanından, Fransız dilinden nazmen şiir şeklinde tercüme ettiğim bazı eşar, bazı şiirler. Daha sonra Tercüme-i Manzume adını aldı. İçinde 15 adet manzume var. 15 şiir var. Ve bunları Paris'te Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Sadece çevirmedi. Hem o 15'in asıl orijinal metinlerini koydu, Fransızca bölümlerini, hem Türkçesini koydu. Bak, Racine'den 9, Lamartine'den 3, La Fontaine'den 1 kifav, Gilbert'ten 1, Fenelon'dan 1. Gördüğümüz gibi 15'i de ayrımını yapmış olduk mu? Demek ki şiir çevirileri tercümeyi manzumede. Geldik. Müntabat-ı eşarım. Eşarım, şiirlerim, müntabat, seçme. Şiirlerimden seçmeler. Ve burada şiirlerden seçme yapıyor ve seçtiği şiirlere müstakil isimler veriyor. Müstakil isimler derken ne diyoruz arkadaşlar burada? Ayrı ayrı her birine bir ne veriyor? İsim veriyor. Bak arkadaşlar, bölümlerine bakın. Klasik kurgudan. Tahmid, münacat. Tahmid, hamd ettik Allah'a, münacat yakardık. Tevhid, Allah'ın bildiğini anlattık. Kasideler, gazeller var ve fablar var. Arkadaşlar demek ki müntabat-ı eşar bu, ama değerli yanı ne? Safi Türkçe notu düştü diyorduk ya biz. Safi Türkçe neydi? Saf Türkçe. Sade bir Türkçe ile yazılmıştı, notu düştü. Şimdi geldik. Tekrar şöyle ayırayım ben. Bakın buraya arkadaşlar. Müntabat-ı tasvir-i efkar. Yani tasvir-i efkardan seçmeler. Tasvir-i Efkar adlı gazetede yayınladığı makalelerin içerisinden Ebu Ziya Tevfik ne yapıyor arkadaşlar? Bunları düzenliyor ve karşımıza getiriyor. O zaman burada da müntabat, tasvir-i efkarda Şinasi'nin neleri? Seçme makaleleri. O zaman şuna 3 demeyelim, şuna 1 diyelim. Şuraya da ne yazayım arkadaşlar? Makale yazayım. Anlaştık mı? Bir de bir tane bir ek bilgimiz olsun. Bakın, Arz-ı Muhabbet gazeli divan edebiyatından kopuşu simgeler. Yani soyut divan şiirinden artık ben kopuyorum diye bunu ne yapar? Simgeler. Anlaştık? Şimdi geldik tiyatro. Tiyatroya bakalım.
Şair evlenmesi. Tiyatrosunun adı neymiş? Şair. Önemli yanı ne? İlk modern Türk tiyatrosu değil mi? İki perde yazmak istedi ama bir perdesini yazabildi. Tere komedyasıdır. Ve dikkat et, ilk defa piyes kelimesi değil, oyun kelimesini kullanıyor. Yani bunun Türkçesini kullanması bizim açımızdan değerdir. Düştüğü nota bakar mısınız? Bir iltizam lisanı avam. Lisan avam ne demek? Halk dili üzere kalem alınmıştır. Dedi ki elden geldiğince sürekli halk dili kaleme alınmıştır dedi. Yalnız yazıldıktan 49 yıl sonra oynanma şerefine nail oldu. Ve içerisinde atasözü deyim, kısacası halk söyleyişi çoktur. Yani bol bol ne kullanır? Halk söyleyişini kullanır. Anlaştık mı? Peki içinde orta oyununda da izler var. Hani modern Türk tiyatrosu diyoruz ya. Fransız komedyasında da izler var. Örnek vermek gerekirse bakın. Mesela orta oyunundan mahallede geçmesi orta oyununa benzetir. Ve fasıl şeklinde olması orta oyununa benzetir. Peki Fransız komedisine benzeyen yanı nedir? Burada şairin biraz sonra anlatacağımız şair evlenmesindeki şairimiz kimdir evlenecek olan? Müştak. Hikmet Bey de bu şairin neyidir? Arkadaşıdır. Yani burada şairimiz kimdir arkadaşlar? Müştak Bey. Şairimizin arkadaşı Hikmet Bey. Fransız komedisi benzemesine, yani bizim kültürümüzden ayrıldığı yer şu. Şairin yaşlı baldızını arkadaşına teklif etmesi. Bu normalde bizim adetimiz, örfümüz çok uyan bir kavram değildir. Ve bu farklılaştığı nedir? Yandır. Anlaştık mı? Demek ki farklılaştığı yan bu şekilde geçer. Şimdi bakalım. Tek perdelik töre komedyasına bakalım. Müştak Bey şair. Evlenecektir. Evlenmek ister. Hikmet Bey bunun arkadaşıdır. Kumru Hanım gençtir. Genç kızdır. Bakın. Arkadaşlar Müştak Bey burada kiminle evlenecektir normalde? Kumru Hanım'la. Anlaştık mı? Kumru Hanım'la evlenmek ister. Evlenecektir. Sakin Hanım da Kumru Hanım'ın evde kalmış. Saçı başı ağarmış. Yaşlı ablasıdır. Ziba Dudap ve kadın mahalledeki arkadaşlar. Kılavuz kadın. Ebu Laklakatül Enfi buradaki imamımızdır. Batakese, Ataköse mahallede ne üdüğü belirsiz, ne iş yaptığı bilinmeyen kişilerdir. Müştak Bey Kumru Hanım'la evlenecek. Ama onun arkadaşlar yaşça büyük olan ablasını ona ne yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar? Tabiri caizse kakalamaya çalışıyorlar. Peki Müştak Bey bunu fark ediyor son anda. Fark ediyor son anda. Ama Ebu Laklakatül Enfi hayır diyor mahallende arkadaşlar birazcık ilerlemesiyle hayır diyor. Ben diyor onu sana nikahladım diyor artık o iş bitti diyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar Hikmet Bey Ebu Laklakatül Enfi'ye bir miktar para sıkıştırıyor. Herhalde sol cenabından şeklinde bir miktar para sıkıştırıyor. Bunun üzerine diyor ki Ebu Laklakatül Enfi olur mu diyor. Ben nikahladım ama diyor. Yaşça büyük olan nikahlamadım ki diyor ben. Boyca büyük olan nikahladım derken kıvrak bir zekayla arkadaşlar Müştak Bey'e Sakin Hanım'ı değil. Kimi nikahladığını söylüyor? Kumru Hanım'ı. Demek ki arkadaşlar görücüsüyle evlilikle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir nevi ne yapıyor? Eleştirisini veriyor. Orta oyuna dair unsurlarla Fransız komedyasının da birleştiğini unutmayalım. Anlaştık? Geldik buraya. Değerleme. Duru ve emsali Osmaniye. Yani buradan ne yapıyor arkadaşlar? Derlemesi. Duru ve emsali Osmaniye. Osmanlı atasözlerini derliyor. Atasözü folklörüyle ilgili atasözü ve folklörüyle ilgili her şey var. İçerisinde 1500 kadar deyim. 2000-2500 civar atasözü var. 2000 civar atasözünü kaynak göstererek ne yapıyor? Vermesi önemlidir. Peki falı da değerli midir onun? Evet, fabla değerlidir değil mi? Tenasü, eşek ile tilki, kara kuş yavrusu ile karga, La Fontaine'den ilk fab çevirilerin şinasi yapmadı mıydı? Evet, şinasi yaptıydı. Ama tamamını çeviren kimdi? Sabahattin Eyüboğlu tamamını çevirmişti. Unutmadık değil mi? Evet. Şimdi bak. Eleştiriye yakınlık. Bak dikkat edin. Ben şinasinin eleştirisi vardır demiyorum. Sadece eleştiri yolunda eleştiri vari, eleştiri benzeri eserleri vardır. Eleştiri yazan kişi, ilk eleştiri yazısı da
İlk eşleri de onların ikisi de Namık Kemal'e aittir. Şu an sadece eleştiri vari eserler var. Bir, meseleyi mi bu satun anha. Arkadaşlar edebiyatımızın neydi? İlk polemiydi. İlk polemiydi. Hatırladık mı? Tasvir-i efkar da oluyordu. Ruzname-i Ceride-i Havadis ile tasvir-i efkar arasında oluyordu. Ve karşı karşıya geçen kişiler de bir tarafta Şinasi, bir tarafta Sait Bey. Sait Bey Şinasi'nin diliyle alay ediyordu. Biraz sade yazıyor ya, diliyle alay ediyordu. Ve bazı kavramları yanlış söylediğini söylüyordu. Mebusetün anha doğrusu diyor. Ama Şinasi diyor sen mebus an kullanmışsın diyor. Yani söz konusu olan kelimesini bu. Tülüdüraz uzun uzadı ya. Bu böyle yazılır diyor. Sen tülüdüraz diye yazmışsın diyor. Al diyor yanlış diyor. Zikri geçmiş yani adı geçmiş anlamında salifetü zikri yerine sen salifüz zikremişsin diyor. Sen yanlış kullanıyorsun diyor. Ve onun diliyle alay etti. Demek ki ilk polemik aralarında geçti. Geldik. Teşrifat-ı Şuara. Teşrifat-ı Şuara. Dostu bunun Fatin var. Fatin'in tezkiresi Teşrifat-ı Şuara. Fatin tezkiresini veriyor ve Şinasi, dostu Şinasi'den Fatin görüş bildirmesini istiyor. O da görüş bildiriyor. Yazılan tezkire hakkında olmuş olmamış diyor. Demek ki bu ikisi bakın eleştireye yakınlık olduğunu görüyoruz değil mi? Bu da şöyle yapmalısın şeklinde bilgi verdiği için eleştireye yaklaşıyor. Diyor ki intihal varsa, çalıntı varsa bir şair bir şairden şiir çalmışsa açıkla bunu diyor. Edebiyat konusunda notlar bulundur diyor. Teorik bilgiler ver diyor. Yüksek rütbeleri abartarak övme diyor. Herkesi şairliğiyle eş tut diyor. Şairine göre değerlendir diyor. Anlaştık? Olay bu. Şimdi gazeteleri var ezbere biliyorsunuz. Önce Agah Efendi ile beraber ilk özel gazete tercümanı Ahval. Daha sonra tek başta 1862'de bu 1860 bu 1862'de tasvir-i efkar. Edebiyat sözcüğü ilk tasvir-i efkarda, ilk polemikte tasvir-i efkarda. Tercüman-ı Ahval'de de şair verilmesi, ilk noktalama işaretlerini kullanılması. Makale, Tercüman-ı Ahval'in gelişi, Tercüman-ı Ahval mukaddimesi. Edebiyatımızın neyiydi arkadaşlar? İlk makalesi olması hasebiyle değerlidir bizim için. Sözlük, Paris'te bir Türkçe sözlük yazmaya başlıyor ama ne yapmıyor? Tamamlayamıyor. Demek ki Şinasi ilk noktalama işaretlerini kullanmış. Batıl anlamda ilk tiyatro yazmış şairlerimizi. İlk makaleyi yazmış tercüman-ı havali mukaddimesi. Ve düz yazının temelini attığına şahit olduk. İlk atasözleri derlemesi. Ah, durup emsali Osmaniye. İlk ne derlemesi? Atasözleri derlemesi. Demek ki divan edebiyatına ilk tokatı atsan. Evet. Ve modern Türk şiirinin arkadaşlar ilk öncüsü. Demek ki bu yanına hak, hukuk, medeniyet kavramlarına ilk yer veren Şinasi'de bayağı bir ilk var mıymış? Varmış. O zaman şu an bir tahtada Şinasi halletmiş olduk mu? Bize çıkabilecek tüm boyutlarını irdelemiş olduk mu? Demek ki bunları kafamıza yazdıysak bir tahtada ve dikkat edin bakın münacat ile kaside unutmayın. Yani tamam sadece şu eserleri düşünmeyelim. Vahdet-i zatın aklımca şehadet lazım. Canı gönlüne münacat ibadet lazım da Allah'ın varlığını pozitivist bir bakış açısıyla sorgulamak istediğini bilimsel kaydını unutmayalım. Anlaştık mı? Evet. Diğer videoda diğer kişilerimizle görüşmek üzere. Ziya Paşa ve Namık Kemal ile diğer videoda devam etmek üzere arkadaşlar. Şimdi diğer videoda görüşürüz. İçin öldüler savaşın yiğitleri. Etten gemikten surdu. Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu. Çanakkale geçilmez diyordu şanlı.